Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yayınımız başladı şu an itibariyle. Bugün sizlere modullardan bahsedeceğim. Yayının duyurusunda da yaptığım gibi. Yani bugün şöyle can, could, may, might, will, would, must, have to, should, need. Bunlara vaktimiz yettiği ölçüde değineceğiz. Hatta past modullara da değinmek istiyorum. Çok çok önemliler. Yani must have artı fiilin üçüncü hali işte must have'dan, should have'dan, could have'dan, might have'dan. Bunlar da çünkü anlamları değişiyor. Bakıyorum evet şu ana kadar birkaç kişi geldi gayet güzel. Modullarla alakalı bir iki dakikaya başlayacağız da bir iki hatırlatmada bulunayım. Çünkü birazdan mesela farklarını falan anlatacağım zaman da göreceksiniz. Modullar sadece bulundukları zamanda değil, bazen zaman değiştirdiklerinde farklı anlamlara gelebiliyorlar. Bazen kullanımları değişiyor zaman değiştiğinde. Bazen olumsuz olduklarında da anlamları değişebiliyor. O yüzden bu farklara mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ediyorum ve mümkünse bir kalem kağıt veya işte bir defter kalem alın veya bilgisayara not alacaksanız bir Word sayfasına veya bir Notepad veya WordPad'e oradan not almanızı tavsiye ederim. Çünkü aralarındaki nüansları falan anlatacağım. Bayağı da bir şey anlatacağım için hani hepsini akılda tutmak kolay olmayabilir. Notlarınıza geri dönersiniz veya videoya geri dönersiniz. Hatta bu videoda da şey yapmayı düşünüyorum. Daha sonra videonun açıklama kısmına işte mesela must yazacağım ve dakikasını yazacağım. Böylece o must'ı sadece öğrenmek istiyorsanız direkt o dakikaya gidebilirsiniz. Bu arada chatten de sorularınızı yazabilirsiniz. Şu an çift haneli sayılarda katılım var. Gayet güzel. O yüzden başlayabiliriz. Ben tam söz verdiğim gibi saat 2'de başladım. Şimdi 3 değil de 2'de başlamamın sebebi de şu. Avrupa'dan veya işte Türkiye'ye yakın yerlerden katılanlar oluyor veya Türkiye'den katılanlar oluyor. Onların da saatin çok geç olmadan katılmalarını sağlamak için bazen insanlar klavye başında uyuklayabiliyor ister istemez. Çünkü burada benim bulunduğum yerde saat şu an 2. Fakat Amerika'da da mesela en batısında 11 olması lazım. Evet 11 şu an daha sabah 11 orada da. Biz en doğusundayız Amerika'nın. 2 orta yerlerde 1 veya 12 duruma göre. Evet başlayalım arkadaşlar. Şimdi can ile başlayacağım. Can ve could'u birlikte anlatmak istiyorum. Çünkü aşırı bir fark yok aralarında. Öncelikle can bir de zaten en kolayından başlayalım. Çünkü hemen hemen herkesin bildiği bir şey can. Can fiziksel veya zihinsel olarak yapabildiğiniz şeylerde can kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela I can lift 50 kilograms veya 50 pounds gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Yani şu kadar ağırlığı kaldırabilirim falan derken. Bir şey nasıl yapacağınızı bilmek de mesela can'dir. Mesela although she is five, she can read. Yani 5 yaşında olmasına rağmen okuyabiliyor. Veya I can speak French. Mesela böyle şey yapabilirsiniz. I can speak six languages. Mesela diyebilirsiniz. Bu bir beceri. Becerilerde de kullanılıyor. Şimdi becerilerde ve kabiliyetlerde veyahut da yapabildiğiniz şeylerde kullanılıyor. Fakat can'in çok yaygın bir kullanımı da şudur arkadaşlar. Possibility. Yani ihtimal. Nedir? Mesela those things can happen. Yani bu tür şeyler olabilir derken orada bir ihtimal var arkadaşlar. Orada can kullanılabiliyor. Veya do you think he can still be alive? Yani sence veya sizce hala yaşıyor mudur? Mesela bu he can be alive dediğinizde bu şu anlama geliyor. İşte yaşama kabiliyeti var değil de yaşama ihtimali var anlamında can kullanılıyor. Diyeceksiniz ki ama biz burada may kullanmıyor muyuz?
M de kullanılıyor arkadaşlar. M de kullanılıyor. O yüzden interchangeably, yani birbiriyle bağlantılı olarak kullanılabiliyor bunlar. Can'le may kullanılabiliyor. Zaten söyleyeceğim bazı modelların birbirinin yerine kullanılabildiğini göreceksiniz yani. O noktada çok bir bazılarında fark yok. Ama şunu unutmayın, can'in her zaman bir possibility, yani ihtimal anlamı var arkadaşlar. Bir de şey var. Mesela bir kanun çerçevesinde bir şeyin, bir kurumun veya bir kişinin yapabileceğinden bahsederseniz de orada da can kullanılabilir. Mesela the parliament can declare war. Mesela meclis savaş ilan edebilir derken, bakın burada yetkilerle donatılan bir şey var. Güç var. Orada da mesela can kullanılabiliyor. Ya da işte parliament kullanılmıyor Amerika'da. Ne diyoruz biz? Congress diyoruz. The Congress can declare war. Yani savaş ilanı yapabilir ya da savaş açabilir, savaş ilanında bulunabilir derken burada da bir can var arkadaşlar. Bir de mesela şöyle de bir şey de var. Tabii bunların hani tersi can't oluyor. Ama mesela can't yerine bazen İngilizce'de mesela can hardly kullanılıyor. Hardly biliyorsunuz, yani cümleyi biraz olumsuz yapıyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. About this issue, I can hardly blame her. Bu meselede onu pek de suçlayamam. Bakın, I can't blame her de diyebilirdim. Ama ne dedim? I can hardly blame her dedim. Bu da olumsuzu anlamı not kullanmadan olumsuz yapmamızı sağladı arkadaşlar. Yani bu konuda onu suçlayamam derken I can't blame her de diyebilirsiniz ama I can hardly blame her. Yani onu pek de suçlayamam. Oradaki hardly böyle bir pek de gibi bir anlam katıyor arkadaşlar. I can hardly blame her. Bir de mesela şu şöyle de yapılabilir derken de bu bir possibility değil, bir beceri de değil. Bu bir seçenek gibi düşünün, option gibi düşünün. Mesela 2 plus 2 can also be written 3 plus 1. Değil mi? 2 artı 2, 3 artı 1 şeklinde de yazılabilir. Mesela öyle dediğimizde de can kullanıyoruz gene. Bakın burada da bir kabiliyet yok, bir ihtimal yok. Ama bir option var, bir seçenek var bize, option verilmiş. 2 plus 2 can be written as 3 plus 1 ya da can be written 3 plus 1. Bu şekilde arkadaşlar. Ha, bir de şey var. Birine izin verirken de can kullanabilirsiniz veya may kullanabilirsiniz. Mesela biri sizden izin istedi. You can go now. Yani şimdi gidebilirsin, şimdi çıkabilirsin. If you like, you can go now. Burada da bir izin veriyorsunuz karşınızdakine. Permission anlamı var. Gördüğünüz gibi can'in bir 4-5 anlamından bahsettik arkadaşlar. Possibility var, permission var, kabiliyet var, güç çerçevesinde yapılabilen izin, size verilen izinler var. İşte başbakanın, cumhurbaşkanının veya devlet başkanının savaş açabilmesi, meclisin işte kanunları geçirebilmesi falan derken gördüğünüz gibi bir 4-5 tane anlamı var arkadaşlar. Bir de seçenek anlamı vardı, possibility. Could ise arkadaşlar, could'un temel iki kullanımı var. Şeyi saymıyorum. Aslında üç de diyebiliriz. Bir de hani kibar kullanımı var. Could you please speak slowly? Yani yavaş konuşabilir misiniz derken orada can yerine could derseniz daha kibar olursunuz. Can you speak slowly'yi biraz daha, yani can you'yu da gene kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tanımadığınız birine kullanabilirsiniz. Mesela can you speak slowly? Ya da can you please speak slower diyebilirsiniz. Ama bunun daha kibarı could'dur arkadaşlar. Could you please speak slowly diyebilirsiniz mesela. Tanıdıklarınıza can demeniz daha uygun. Aile bireyleri, arkadaşlar. Ama daha tanımadığınız kişilere could deseniz bence daha güzel olur. Could you please do that? Gibi. Bu bir. Bu normal şey kullanımı, can ve could'un. Birinden bir şey rica ederken ki kullanım. Could'un diğer esas kullanımı arkadaşlar,
Can'in ikinci halinde kullanılıyor could. Yani can ikinci halde past tense'te could'a dönüşüyor. Yani geçmişte yapabildiğiniz veya geçmişte possibility'si olan şeyler. Yani günümüzde şu anda can ile alakalı kullanabildiğiniz her şeyi could'a dönüştürebilirsiniz geçmişte. Mesela ama şunu unutmayın. Bunu geçmişte yapabiliyorsanız muhtemelen şimdi artık yapamadığınız anlamına gelir o yani. Mesela back in the day de mesela eskiden şey değil bakın. Hey gidi günler hey demiyorum. Mesela onun İngilizcesi those were the days. Chat'te de yazayım isterseniz. Those were the days. Hey gidi günler hey demek bu. Ama back in the day yani bir zamanlar anlamına geliyor. Back in the day when I was young. Mesela ben gençken bir zamanlar I could swim 5 kilometers. Mesela 5 kilometre yüzebiliyordum. Bakın burada ne diyor? I could swim diyor. Şimdi yüzebiliyorsa I can diyebilir. Mesela şöyle diyebilirsiniz. Can you still swim 5 kilometers? No, I can't anymore. Bunda da şöyle bir şey var arkadaşlar. Amerikan İngilizcesi can't diyor. İngiliz İngilizcesi can't diyor. I can't diyor. Yani şeyin olumsuzu İngiliz İngilizcesinde ya da İngiliz aksanında can't şeklinde söyleniyor. I can't do that. Veya İngilizlerin böyle hani kibar bir şekilde şeyi ise Can I take this chair? Mesela bu İngiliz İngilizcesi de arkadaşlar. Can I take this chair? Ama bir Amerikalı Can I take this chair? Daha böyle şey yapar. Biraz daha şekil. Ve onun da İngiliz olumsuzu can't oluyor. Tabii can'le can't hani birbirine çok yakın olduğu için biraz vurgulamanız lazım. Çünkü bazen Amerikalılar anlamıyor. Can you or can't you diyor mesela. Or you can't diyor mesela. Orada o farkı kavrayabilmeniz için o can't'i vurgulamanız lazım yapamadığınız zaman. Bu bir. İkincisi arkadaşlar can gelecekte bir dakika could'u bitireyim ondan sonra can ve could'la alakalı ortak bir şeyden bahsedeceğim. Could'un diğer anlamı da arkadaşlar possibility anlamı var. Şimdiki zamanda veya gelecekteki bir possibility'den bahsederken could kullanabilirsiniz. Mesela ne diyebiliriz? Could'a mesela I could come tomorrow. Yeah, I could come tomorrow diyoruz mesela. Bu bir ihtimal veriyor yani. I could come tomorrow. Yani yarın gelebilirim diyorsunuz. Bu gelecekte bir possibility verdiği için could'un ekstra bir kullanımı oluyor. Şimdiki zamanda normalde could şimdiki zamanda pek kullanılmaz. Bir iki istisnası var arkadaşlar. Biri birinden bir şey isterken işte could you please do that? Could you please could you please speak slowly falan derken onu kullanırsınız. Bir de mesela şey de diyebilirsiniz. Hani if kalıplarında çok kullanılan bir şey var. If you could come, we would be pleased. Yani gelebilirseniz çok mutlu olacağız. Bu da gene şey arkadaşlar. Hani if'lerin hani ikinci tür if'ler vardır mesela. Ben başbakan olsam şunu yapardım falan diye şey yaparız ya. O bunun ona benziyor şeyi. Yani if you could come, we would be pleased. Yani gelebilirseniz mutlu olacağız. Gelip gelmeyeceği belli değil. Zaten dikkat ederseniz we will be pleased demedim arkadaşlar. We would be pleased dedim. Tam bir if'in ikinci hali şey gibi, if clause'un ikinci türleri gibi. Yani gelebilirseniz mutlu oluruz. Oluruz anlamında buradaki would. Kent'e başka bir örnek diye bir arkadaşımız yazmış. Yani Kent şöyle arkadaşlar. Şimdiki zamanda yapamadığınız veyahut da olması ihtimali olmayan şeylerde can't kullanabilirsiniz. Mesela hey can you please move this? No I can't. Yani şunu çekebilir misin? No I can't. Çekemem. Because I need it. Çünkü bana lazım. Mesela. Ama dediğim gibi özür diliyorum. Eğer Amerika'da yaşıyorsanız bu can't'tir. İngiliz İngilizcesinin kullanıldığı yerlerde Avrupa'da da mesela
bazen İngiliz İngilizcesi kullanılıyor İngiltere dışında. Kant kullanılıyor daha çok. Amerika İngilizcesi böyle bir fark var. Evet. Kuldun da o anlam var. Bir de arkadaşlar can ve kuld eğer bir şeyi yapabilme anlamına geliyorsa gelecekte kalıp değiştiriyor. Yani be able to'ya dönüşüyor arkadaşlar. Hatırlarsanız be able to kalıbı var. Şeyde de hemen chatte de yazayım. Be able to. Mesela I can come tomorrow derseniz arkadaşlar yarın gelebileceğim anlamında. Eğer bu bir ihtimalse I can come tomorrow diyebilirsiniz. Ama kesin yarın gelecekseniz ya I will come tomorrow ya da yarın gelebileceğim demek istiyorsanız yani gelmem mümkün olacak anlamında yani. I will be able to come. I'll be able to come. Ya da hızlı söylediğinizde. Yani gelebileceğim, yapabileceğim, edebileceğim. Yani burada bir kesinlik var. Yani can bir şeyi yapabilme anlamında, kesinlik anlamında gelecek zamanda kullanırsanız will be able to'ya dönüşür arkadaşlar. Ha bir de şu da var. Şimdiki zamanda da I am able to'yu kullanabilirsiniz. She's able to speak falan diyebilirsiniz ama hani o biraz zorlama bir kullanım. Yok mu var? Doğru da bir kullanım ama şimdiki zamanlarda biraz daha can kullanılıyor. Gelecek zamanda ise can be able to'ya dönüşüyor. Ama dediğim gibi tamamıyla şey olacaksa, kesinlik varsa yani yapılabilecek bir şeyse. İhtimalse gene can olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onda da could da kullanabilirsiniz, may da kullanabilirsiniz, might da kullanabilirsiniz. Birazdan zaten may ve might anlatırken ona geleceğiz. Dediğim gibi could'un çok bir kullanımı yok. Genelde can'in geçmişteki hali veyahut da kibar şeyler veyahut da bir şey. Could you please do that? Could you please come? Could you please speak slowly dediğimiz gibi orada kibarlık şeyleri. Bu bir, evet. Can'le kuldu bu şekilde bir özetledik arkadaşlar. Şimdi may ile might'ı özetlemek istiyorum. May bildiğiniz gibi ilk anlamı may'in de 4-5 anlamı var arkadaşlar. Bir ihtimal olasılık veriyor. Mesela you may be right. Yani haklı olabilirsin. You may be right. Haklı olabilirsin derken orada you can be right pek kullanılmıyor arkadaşlar. You could be right diyebilirsiniz ama may burada da doğrusu. En doğrusu may. You may be right. Yani haklı olabilirsin. Bir possibility var. Bu şekilde kullanılıyor. Ya da here are the things you may need tomorrow. Mesela işte sana yarın lazım olabilecek şeyler. You may need. You may. Here are the things you may need tomorrow. Bu şey. Bir de işte dediğim gibi can'le sık sık birlikte kullanılıyoruz. Bazen de might'la birlikte kullanılabiliyor. Yani might'la birlikte interchangeably kullanılabiliyor. Onun da zaten might'ı anlatırken şey yapacağım. Bu bir. İki, bir şeyden izin isterken arkadaşlar. Hani az önce dedik ya, you can go now. You may go now da diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani you are free to go. You may go now. Bu da gene size bir izin verme gibi bir şey var arkadaşlar. İkincisi şöyle bir anlam var arkadaşlar. Mesela örnek üzerinden gideceğim. She may be slow, but she is very meticulous or she is very thorough. Yani bu şu demek. Yavaş olabilir fakat çok titiz veya çok ayrıntılara dikkat eden birisi. Bakın burada da Türkçe mesela ne diyoruz? Hani yavaş olabilir ama işini yavaş yapıyor olabilir ama çok titiz birisi. İşte oradaki olabilir may arkadaşlar. Burada can pek kullanılmaz. Burada may kullanırsınız. She may be slow but she is very thorough. Yani çok işini dikkatli yapan, ayrıntılara dikkat eden anlamına gelen bir kelime. Thorough. Şöyle yazılır arkadaşlar. Through'la karıştırmayın. Through bir şeyin hani go through deriz hani bir şeyin içinden geçmek falan filan veya bir şey zor bir durumdan geçmek. Bu thorough. Thorough.
Yani bütünüyle, tamamıyla gibi bir anlamı var. Bu main, bu kullanımı çok yaygın bir kullanım. Bir de bir başka kullanımı da şu. Main, dilek anlamı vardır. Kenden falan çok farklı olarak. Mesela şöyle derler. İyi olan kazansın deriz ya Türkçe'de. May the best team win. İngilizcesi budur arkadaşlar. May the best team win. İyi olan kazansın derken mesela, yani iyi olan takım kazansın anlamında. Burada may kullanılır. Burada ne var? Bir dilekte bulunuyorsunuz. Bir isteğiniz var. Wish gibi. Veya şu, benim Türkiye'de gittiğim üniversitede bir tane şey vardı. Böyle bir heykele benzer anıt gibi bir şey vardı. 3-4 dilde üzerinde işte dünyada barış daim olsun gibi bir her daim barış olsun gibi bir yazı vardı. İngilizcesi May peace prevail on earth'tü. Ben şimdi onu hatırladım. May peace prevail on earth. Yani dünyada her daim barış hakim olsun gibi. Bu mesela bu şeyde de birine dua ederken falan da may kullanılıyor arkadaşlar. Birine iyi dilekte bulunurken. May God bless you. Mesela arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Hani God bless you diyorlar ya İngilizce'de. Aslında orada God bless you kısaltılmış halidir. Onun uzun hali May God bless you'dur. Hani birisi hapşırdı, öbürü hemen bless you diyor. Değil mi? Bless you. İşte o bless you'nun en uzun hali May God bless you'dur. Ama bazen kısaca God bless you derler. Birisi hapşırsa da hapşırmasa da. Ha, mesela güzel bir örnek geldi. May the good people go to heaven. İyi insanlar umarım veya inşallah cennete gider veya cennete gitsin gibi. İşte bunlar hep dilekler. Bu dilekler maille kullanılır arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bu da may'in çok ayrı spesifik bir kullanımı. Evet, may God ya da may Allah protect you. İşte Allah ya da Tanrı seni korusun falan gibi. Bunlar da may'in güzel bir kullanımı. Ama işte hani şey de var işte. May the best team win mesela. İyi olan kazansın. May the best man win. May the best man win'i de çok kullanıyorlar. Hani özellikle erkeklerin birbiriyle yarıştığı müsabakalarda. Tabii burada bir kadın varsa may the best woman ya da may the best lady win de diyebilirsiniz arkadaşlar. May'in arkadaşlar may not anlamında kullanıldığı zaman çok ilginç bir kullanımı vardır. Bu kullanımdan bahsetmek istiyorum. May not iki anlama gelir arkadaşlar. Bir yani işte bir şeyin olmama ihtimali. I may not come tomorrow mesela. Yarın gelmeyebilirim. Bir de arkadaşlar çok spesifik ilginç bir kullanımı vardır may not'ın. Hani biz şey diyoruz ya, insanlara birazdan must ve have to'dan bahsederken de şey yapacağız. Böyle insanlara zorunluluk, şunu yapamazsın, bunu edemezsin, bu yasak işte gibi zorunluluk geldiğinde bunun en yüksek zorunluluk hangi fiille ifade edilir? Belki hiç duymamışsınızdır ama may not'la ifade edilir arkadaşlar. Bunun en yükseği eğer birisi diyorsa ki mesela şöyle bir şey. You may not marry two women. İki kadınla evlenemezsin. Buradaki şey kanunla kısıtlanmış, kesinlikle yapamayacağınız bir şey anlama gelir arkadaşlar. Yani you may not, hani evlenmeme ihtimalin değil bu. You may not marry two women. Yani bu şey gibi, cannot gibi. Ama may not'ı şundan kullanıyor. May not'ı resmi metinlerde kullanıyorlar özellikle. Bu şu demek, yapamazsın yani. Yaparsan ya bir para cezası alırsın ya hapse gidersin. Yani bir onun bir şeyi vardır, sana cezası vardır. You may not resmi kanuni metinlerde kullanılan en şey modeldir arkadaşlar. Mustn't'tan ya da you are not allowed to'dan ya da işte you can't'ten daha böyle serttir. May not. En şeyidir yani. Her yerde aşırı kullanılmaz fakat çok bilmeniz gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. You may not. Mesela bir öğretmen öğrencisine you may not go diyebilir mesela arkadaşlar.
You may not go burada şu demek, yani gidemeyebilirsin değil, hayır gidemezsin. You can't go gibi yani. Bu da may not'ın, bu sadece ama bakın not'ta anlam değişiyor. Hani videonun başında demiştim ya size, bazen modallar olumsuz aldığında bile birden anlam değişir. Bakın anlam değişti arkadaşlar. Birazdan göreceğiz mesela. Have to ve don't have to tamamen alakasız kelimelerdir. Yani anlamlıdır. Birbirinin zıt anlamı değildir mesela. Burada da mesela may not, may'in zıt anlamı değil. Çünkü may'in öyle bir kullanımı yok. Yani may'in mesela olumlu olarak böyle bir zorunluluk kullanımı yok. You may go diyemezsiniz. You should go diyebilirsin. You must go dersin. You have to go dersin. Ama you may go diyemezsin. Ama you may not'ı birine kanuni bir zorunluluk anlamında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Might ise arkadaşlar gene may ile şey yapabilir. İç içe kullanılabilen bir şey. Hem izin, hem ihtimal, hem bir şeyi yapma özgürlüğü gibi, yani hepsinde kullanılabilen bir şey. M'ye çok benziyor o yönüyle. Mesela bir tanesi şu: I might go, but then again I might not. Yani gidebilirim ama gitmeyebilirim de. İşte burada mesela might'ı kullanabilirsiniz. Ha, burada may kullanabilirsiniz, may de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar burada bir flexibility var, yani esneklik var. Bir de şu var. İlk kısım böyle biraz past tense gözüküyorsa devamında may kullanmayın, might kullanabilirsiniz. Mesela şöyle: If you were older, you might understand. Yani biraz daha büyük olsaydın ya da biraz daha yaşlı olsaydın. Tabi burada yaşlı olsaydın diye çevirmek olmaz da, biraz daha büyük olsaydın, yani yaşın büyük olsaydı anlamında. If you were, bakın you are demedim. If you were older, you might understand. Anlayabilirdin. Bu biraz if'lerin kullanımıyla alakalı bir şey. Ama ilkinde şöyle deseydim: If you are older, may understand diyebilirdim mesela. Burada da gene can, may diyebilirsiniz ama ilk kısmı were dediğim için buradaki were geçmiş zaman anlamına gelmiyor arkadaşlar. O anlama gelmiyor illa ki. Yani olsaydın, bu bir hipotetik dediğimiz hypothetical, yani farazi bir şey. Hani biz diyoruz işte başbakan olsaydım. Bir de burada mesela yeni başlayanların belki duymadığı bir kalıp var arkadaşlar. Ben senin yerinde olsaydım kalıbı normal İngilizcenin kalıplarının dışında kullanılır arkadaşlar. Normalde mesela her zaman was alır değil mi? Burada were alır arkadaşlar. If I were you, ben senin yerinde olsaydım. If I were you, bakın I were aldı burada. Neden? Çünkü bu were burada bir genel bir ben şunun yerinde olsaydım, ben bunun yerinde olsaydım kalıbı olduğu için I, you falan dinlemeden, he, she demeden he'de de mesela were, she'de de were kullanabilirsiniz. If she were you, o senin yerinde olsaydı. Bir de mesela şeyi de çok kullanırlar: If I were in your shoes. Bu da bir kalıptır arkadaşlar. Birebir Türkçe'ye çevirmeyin. Yani ben senin ayakkabılarının yerinde olsaydım gibi bir anlama geliyor da, yani bu şu demek: ben senin yerinde olsaydım demek. If I were in your shoes, I wouldn't do that. Mesela bunu yapmazdım. I wouldn't. Bu kesinlikle yapmazdıysam I wouldn't. Ama if I were you, I might not do that. Bunu yapmazdım. Yani I might not. Burada da may yerine might kullanıyorsunuz. Çünkü baş kısım were'dü. O yüzden mesela if you were older, daha büyük olsaydın, you might understand. Anlayabilirdin. Bir de şey var. Gene might'ın şey kullanımı var arkadaşlar. İşte might I ask who is calling? Mesela az kullanılıyor ama kullananlar var. Mesela may I ask ya da can I ask who is calling yerine might I ask who is calling de diyebilirsiniz. Ama can ve may burada daha çok kullanılıyor. Yani kimin aradığını öğrenebilir miyim gibi. Can I ask who is calling? Birisi mesela sizi aradığında ama tanımıyorsanız. Bu da might'ın bir diğer kullanımı arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Tabii bu şeylerde mesela might'ın güç anlamı var isim olarak. Onlara falan girmiyorum. Yani mesela
Mesela şey falan der. Hristiyan metinlerinde çok geçer işte. Tanrı'yı bütün gücünle seveceğime işte söz veriyorum gibi falan bir şey var orada. Mesela love God with all your might derler mesela. Oradaki might isim hali. I might go'la hiçbir falan alakası yok. Oradaki might güç demek. Zaten Cenab-ı Hakk'ın İngilizcesi mesela Almighty God'dır arkadaşlar. Şöyle yazılır. Almighty God. Muhtemelen iki kelime birleşmiş. All ve mighty. Mighty çünkü güçlü demek. Hatta hatırlarsanız belki bir şey vardı. Eskiden bir çizgi film vardı. Mighty Mouse diye. Mickey Mouse'a benziyor fakat Superman'e benzeyen bir Mickey Mouse vardı. Böyle çok güçlü falan puzzle'ları çıkmış. Ona mesela Mickey Mouse demezler. Mighty Mouse derler. Google'da aratın veya YouTube'da videolarını bulacaksınız. Belki görmüşsünüz de o çizgi filmi. Böyle Mighty Mouse der. Böyle Mickey Mouse'a benziyor ama Superman kıyafeti giymiş ve acayip böyle vücudu gelişmiş puzzle'ları falan vardır. Mesela Mighty Mouse'dur onun adı. İşte oradaki might, güç, mighty, güçlü, almighty God, işte güçlü Allah gibi bir şey. Yani Cenab-ı Hak gibi bir şey çevirebilirsiniz. İşte with all your might da bütün gücünle çok kullanılan bir tabir. Bu ekstra bir bilgi, modullarla çok alakası yok arkadaşlar. Aklıma geldiği için paylaşayım dedim. Şimdi will ile would'dan bahsedeceğiz. Will, bildiğimiz gibi will yakın zamanda yapacağınız, yarın mesela. Tomorrow morning I will wake up in New York mesela. Yarın New York'ta uyanacağım falan. Hani yarın demek ki bu akşam uçuyor. Yarın New York sabahına uyanacak. Tomorrow morning I will wake up in a five star hotel in New York mesela. Ya da at a five star hotel in New York. New York'ta 5 yıldızlı bir otelde uyanacağım. Mesela bu will. Bildiğiniz bir anlam arkadaşlar. Bir de will'in bir şeyi isterken bir şeyi yapmayı istemede kullanılan birkaç kullanımı var. Mesela birine tabii kibar kullanımı da var. Will you diye sorarsanız. Will you please tapping the table? Mesela masayı tıkırdatmayı bırakabilir misin? Will you please? Bakın buradaki will yani şunu yapabilir misin anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Will you please tapping the table? Mesela sürekli masaya vuruyor eliyle diyelim. Will you please stop that? Mesela şunu kesebilir misin? Şunu durdurabilir misin? Gibi. Bu bir. Bir de mesela şey var arkadaşlar. Öğretmen bunu biz şeyde çok kullanırdık. İşte kim bana su getirecek dedi mesela evde annesi çocuklara. 2 tane çocuk var. Orada çocukların ikisi de su getirmek istiyorsa şey derler arkadaşlar. I will. İşte bakın o bir willingness, bir istek var, bir niyet var. Orada I will. Orada mesela going to kullanılmaz arkadaşlar. I'm going to denmez. O bir istek niyet olduğu için I will dersiniz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bir şeye bir niyetiniz varsa mesela birisi ağlıyor şey dersiniz. Don't worry I'll bring you some napkin. Sana şey getireceğim. Bir kağıt mendil getireceğim. Arkadaşlar çok komik bir şey vardı bu napkinle alakalı. Şimdi Güney Afrika'da da eski İngiliz sömürgesi olduğu için Güney Afrika'nın da orada bir sürü kabile dilleri de var ama resmi dillerinden birisi İngilizce. Napkin Amerikan İngilizcesinde şey demek. Hemen şuradan göstereyim. Biliyorsunuz peçete. Kağıt mendil veya peçete anlamına geliyor. Fakat napkin Güney Afrika'da bebek bezi anlamına geliyor. Güney Afrika İngilizcesinde. Şimdi Güney Afrika'dan Amerika'ya gelen komedyen Trevor Noah bir tane komik bir hikayesini anlatıyor. Orada diyor ki ya diyor işte diyor taco yemeye gittim diyor. Taco şeyinden diyor taco truck'lar oluyor burada biliyorsunuz. Taco bir Meksika şeyi sandviç gibi taco şeyine yapılan. Adam demiş ki böyle Hispanik aksanıyla Do you need napkin? Demiş adam. Ya demiş bu taco adam bana taco verecek. Bana neden bebek bezi istiyor? Acaba bu taco çok mu acı ki altıma bez bağlamam lazım falan diye düşünmüş adam.
Yoksa demiş bak her tarafını mahvedersin falan diye adam da anlatıyor. Would you like napkin falan tabii biraz da abartılı bir şekilde anlatıyor komedyen. O yanlış anlamı bayağı böyle komik şeylere sebep olmuş. Bazı kelimelerin bazı yerlerde kullanımı mesela İngiliz İngilizcesinde biraz daha böyle biz mesela Türkiye'de ilk İngiliz İngilizcesi öğrenirken handkerchief olarak öğrendik şeyi. Kağıt mendili. Handkerchief. Aslında handkerchief tam kağıt mendil bile değil arkadaşlar. Şey böyle bez olur ya hani mendil verirler. Eskiden bazen büyükler küçüklere mendil verirmiş. Kağıt mendil değil de bez mendil verirmiş. O mendil aslında handkerchief. Ama tabii bize bunun kağıt mendil gibi falan öğrettiler. Küçük havlu demek yani handkerchief. Zor da bir kelime. Halbuki napkin gibi veya tissue gibi bir kelime varken böyle şeylerle başlamak bayağı ilginçti. Evet, anyway, devam edelim. Arada böyle anekdotlar anlatıyorum ki hani şey olmayın diye, sıkılmayın diye. Şimdi win, bir de mesela şey var. We will do our best mesela. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Mesela burada da bir ne var? Desire var. Yani bir istek var, arzu var. We will do our best. Gördüğünüz gibi burada hep yakın gelecekte yapılacak şeyler var yani. Tarihi belli değil. Tarih vermemişsiniz. Ama tarih verseniz de yine will kullanabilirsiniz. Mesela işte diyor ya tomorrow morning I'll do that mesela. Bu da kullanılan bir şey. Bir de bazen will'i geniş zamanda kullanıyorlar arkadaşlar. Mesela şey der. Aa, he will get angry over nothing. Yani bu şu demek değil. Yani durduk yere her şeye kızar anlamına gelir. Yani şey değil. Her şeye kızacak değil de oradaki will gelecek zamandan ziyade geniş zamanı anlatırken kullanıyor. Yani will get angry over nothing. Yani durduk yere her şeye kızar o yani. Onun huyudur anlamında. Huylarda bazen kullanılıyor. Bir de şey var arkadaşlar. Gene birini şikayet ederken birine her zaman yaptığı şeyde bazen şimdiki zamanı kullanabilirsiniz. Mesela hemen örnek verelim. He's always crying. Mesela bir abisi kardeşinden şikayet ediyor. Mesela o şey diyor. He's always crying ya da she's always crying. Buradaki mesela şey dikkat ederseniz always kullanıyor. Sürekli ağlıyor anlamına geliyor yani. Hep ağlıyor ya falan. Aslında bunun tam Türkçesi hep ağlar. Yani geniş zaman ama gördüğünüz gibi şimdiki zaman gibi kullanabiliyor. Burada da bazen işte will geniş zamanda kullanılabiliyor yani. Böyle şeyleri olabiliyor. Bazen de mesela şey accidents will happen da kullanılıyor Amerika'da mesela. Yani kazalar olur falan anlamında da will kullanılabiliyor arkadaşlar. Belki bir iki daha kullanımı vardır gözümden kaçan ama will'in böyle kullanımları var arkadaşlar. Ha bir de şey var özür dilerim bunu da söyleyeyim. Benim dediğimi yapacaksın derken mesela you will do as I say now. Mesela you will do as I say. Yani benim dediğimi yapacaksın anlamında. Zaten Türkçe'ye de dikkat ederseniz gelecek zaman gibi çeviriyoruz bunu. Benim dediğimi yapacaksın derken orada da you will do as I say kullanılan bir şey. Evet bu bir. İki, would tıpkı can could gibi would da will'in biraz daha böyle geçmişte veyahut da farazi durumlarda kullanımı gibi. Şimdi diyeceksiniz ki ya will nasıl geçmişe dönüşüyor? Will zaten gelecek değil mi? Tamam ama gelecek zamanın şeyi var biliyorsunuz. Hikayesi var Türkçe'de. Mesela yapacaktım, edecektim. Mesela ama olmadı mesela. Bunu iki türlü kullanabilirsiniz. Yapacaktım, edecektim mesela. Ya da yapardım, ederdim geçmişte. Yapardım, ederdim derken if mesela şöyle işte başbakan olsaydım şunu yapardım derken if I were the prime minister I would give extra money to the poor. İşte fakirlere ekstra para verirdim. Mesela I would diyorsunuz. Verirdim bakın. Burada şey gibi bir will'in ikinci kullanımı gibi yani. Vereceğim demiyor. Verirdim diyor.
Çünkü daha olmamış. Farazi bir şey söylüyor. Bu birinci kullanımı arkadaşlar. I would do that. Yani bir ya da şu var. Mesela diyor ki birisi diğerine. Okay, I will come. Geleceğim diyor. Ve siz şimdi bunu başka birine anlatıyorsunuz. Ne dedi? Geliyor mu? Yeah, she said she would come. Gördünüz mü bakın? Will, would'a dönüştü. Neden? Geleceğim dedi. Geçmişte kaldı. Bu şey gibi düşünün. Reported speech'ler var biliyorsunuz İngilizce'de. Yani birini bir nevi aktarıyorsunuz. Geleceğim dedi. Orada bunu iki türlü aktarabilirsiniz arkadaşlar. Ya tırnak içinde she said I will come. Ama bunu tırnak içinde yazmanız lazım yazı dilinde. Ya da she said I would come. Geleceğim dedi. She said olduğu için her şeyi ikinci şeye dönüştürüyorsunuz. Mesela she said she would swim with us. Bizimle yüzeceğini söyledi mesela. Bakın bunlar hep will, would'a dönüşüyor burada. Yani çünkü geçmişteki bir olayı anlatıyorsunuz. Tamam o gelecekten bahsetti. İşte onu dönüştürüyorsunuz geçmişte anlatırken. Okey, bu da bir diğer kullanımı buldun. Bir diğer kullanımı işte would you kibar kalıbı. What would you like to drink? Garson geliyor mesela size soruyor. Ne içmek istersiniz? What would you like to drink? Would you like to come now? Şimdi gelmek ister misin? Mesela bu da gene would'un çok kullanılan bir kalıbı. Bir de mesela şey var. If you would ya da şey would you please help us ya da bu da bunun gibi her şey var. Özür dilerim. Esas söylemek istediğim şuydu. Unuttum. Aklıma geldi. Would'u sooner'la kullanılan bir kalıbı var. Yani he would sooner die than meet them. Yani onlarla bir araya gelmektense, buluşmaktansa ölmeyi tercih eder anlamında. Mesela orada would kullanıyor. He would sooner die. Yani he would die derken burada yani kesin ölür değil de tercih eder gibi bir şey var yani. Rather or sooner kalıbının içerisinde kullanılan bir şey var. Bir de arkadaşlar would'un geçmişte used to'ya benzer bir anlamı var arkadaşlar. Hani used to geçmişte hep yaptığınız şeyler ya işte we used to go to ice skating işte hep buz patenine giderdik falan. İnsanlar özellikle edebiyatta çok kullanılır. Edebiyatta used to yerine would'u daha çok kullanıyor yazarlar. Geçmişteki böyle hoş anılarını anlatırken hep would kullanırlar arkadaşlar. Geçmişteki hoş anıları anlatırken. Mesela when we were in our summer house, işte yazlığımızdayken, we would swim all day. Bütün gün yüzerdik. İşte buradaki hani bütün gün yüzerdik kalıbı, we used to swim, doğru, yanlış değil, fakat edebi değil. Edebi kullanımı would'dur onun arkadaşlar. We would swim all day. And then my mom would cook some delicious food for us. İşte annem bize lezzetli yemekler yapardı falan. Bakın hep böyle annem lezzetli yemekler yapardı, babam balık tutardı, şöyle yapardık, böyle yapardık. Bunların hepsini would'la anlatabilirsiniz arkadaşlar. Bunu çünkü sürekli yapıyorsunuz ve geçmişte olmuşsa bu böyle bir anlam var. Would'un şimdiki zamanın kullanımı ile alakalı bir arkadaş chat'te soru sormuş. Arkadaşlar şimdiki zamanındaki kullanımı genelde şey oluyor. Bir istek, talep. Would you please help us? Bize yardım eder misiniz? Mesela bu şekilde. Ama diğer would'un diğer kullanımları mesela işte bunu yapardım, ederdim. Hani ben başbakan olsaydım bunu yapardım. O biraz farazi bir şey. Gene şimdiki zaman gibi fakat farazi bir şey. Bir de geçmişteki alışkanlıklar var. Onda da would var. Bir de işte az önce şey dediğim he would sooner'la bir kullanımı var. İşte he would
sooner die than face them mesela, onlarla karşılaşmaktansa ya da meet them, onlarla bir araya gelmektense ölmeyi tercih eder gibi. Burada mesela gene şey var bakın. Bir şey var. Şu anda hemen olan bir şey değil ama genel bir tercih. Yani bunu yapacağımı bunu yaparım falan gibi. Anlamları var. Buldum. Bazen should gibi de kullanılıyor ama çok yaygın değil. O kullanıma girip iyice böyle kafanızı karıştırmak istemem. Bir de arkadaşlar could gibi de kullanılabiliyor bazen. Mesela the barrel would hold 20 gallons. İşte şu fıçı 20 galon su alabiliyor mesela derken would diyebiliyorsunuz. Ama burada mesela can de diyebilirsiniz, could da diyebilirsiniz. Bunlar birbiriyle iç içe kullanılabilen kalıplar. Would'un öyle bir anlamı var arkadaşlar. Bir de tabii will'in geçmişe yönelik kullanımı gibi de oluyor. Will'in ikinci hali gibi düşünebilirsiniz. She said, mesela Ayşe diyor ki I will come. Ben şimdi Ayşe'nin dediğini söylüyorum. Ayşe said she would come. Will come değil. Will orada would'a dönüşüyor arkadaşlar. Bir derece past'ı yapmış oluyorsunuz. Must ve have to'ya değinelim. Aslında bugün size past modelleri de anlatmak istiyordum. Herhalde past modellere vaktimiz kalmayacak. Bir saatte bitirmek istiyorum çünkü. Past modeller çok önemli. Onunla alakalı belki bir 15-20 dakikalık bir video çekmem lazım. Çok çok yaygın ve şimdiki bu şeylerin kullanımlarından çok farklı. Yani işte I would have done, I could have done, I should have swam, I might have done. Bunlar 5-6 tane must have done. Hepsi birbirinden farklı anlama geliyor ve hepsinin normal kullanımlarından da anlamları farklı. Must have to ile devam edelim. Must şimdi bir Türkçe'de biz İngilizceyi Türkiye'de öğretirlerken hep must ile have to alakalı şu örneği verirlerdi. İşte içinden gelen zorunluluk must, dışından gelen zorunluluk olursa have to olur falan. Biraz kötü bir şey ama haklılık payı olan bir şey. Yani must da siz bir şeyin kendinizi önemli olduğuna değiniyorsunuz. Must'ın arkadaşlar. Diğerinde ise başka birisi önemli olduğu için have to diyebilirsiniz. Veyahut da bir kanun gibi bir zorunluluk olduğu için veya kanun da olması şart değil. O anda senin öyle yapman gerektiği için derste bulunman gerekir. Ders binadan dışarı çıkman gerekir falan. Binayı boşaltın falan. You have to leave now. Yani çıkmanız lazım. You must kullanılmaz burada. Çünkü binayı boşaltıyorlar ve çıkmanız gerekiyor. Must da ise ders çalışmam lazım diyorsunuz mesela. I must study hard. İşte burada I must do my homework. Ödevlerimi yapmam lazım. Bu arada arkadaşlar homework çoğul olmaz. Homeworks denmez. Türkçe biz ödevlerimi diyoruz ama homework tekildir. Çünkü uncountable'dır. I must do my homework. Bir de do'la kullanılır. Make'le falan kullanılmaz ödevi yapmak. I must do my homework. Kendiniz inanıyorsunuz ve o yüzden must bu şekilde kullanılabiliyor. Bir de tabii şey var. Mesela birine tavsiyede bulunurken de mesela siz inandınız. Mesela you must read that book. Yani bu kitabı okuman lazım. You must read that book. Bunda da gene mesela siz inanıyorsunuz bunun öyle olduğunu o yüzden. Zaten şöyle bir şey vardır. Bazı kitap eleştirileri veya review'larında a must read yazarlar mesela. A must read. Buradaki must bir nevi isim gibi kullanılmış arkadaşlar. A must read. Yani okunması gereken bir kitap gibi düşünebilirsiniz. Bir başka kullanımı da işte you must hurry to catch the bus mesela. Otobüsü yakalamanız için şey yapmanız lazım.
acele etmeniz lazım. Burada biraz daha bakın dikkat ederseniz have to'ya yakın bir kullanımı. Zaten must'la have to'nun bazen birbirinin yerine kullanıldığı nadir durumlar oluyor. Nadir demeyeyim aslında. Daha çok da olabilir. Bunlardan bir tanesi mesela. You have to hurry de diyebilirsiniz. Veya must ve have to yerine Amerikan'da günlük İngilizce'de gotta çok kullanılıyor. I gotta go. İşte have to yerine gotta'yı kullanıyor veya must yerine. Hey, I gotta go. Hey guys, I gotta go. Gitmem lazım. Yani must yerine, have to yerine bu daha çok kullanılıyor. Arkadaşlar. Have to'da ise işte biraz daha böyle şey var. Daha böyle başka şeylerle sınırlandırılmanız var. Yani nasıl örnek verelim? Oh, mesela şeyle. Do you have to go? Gitmen gerekiyor mu? Mesela birisi dedi ki I must go. Siz de cevap olarak Do you must go denmez zaten. Çok saçma olur dikkat ederseniz. Do you have to go? Yani gerçekten gitmen gerekiyor mu? Burada mesela have to tercih ediliyor arkadaşlar. Zaten must öyle bir şey ki geçmiş zamanda kullandığınızda have to'ya dönüşüyor. Have to'nun da must'ın da ikinci hali have to. Dolayısıyla burada kafa karışıklığı olmuyor. Geçmişte yaptığınız her şeyi have to diyorsunuz. Must'ın geçmiş hali yok. Must have to'ya dönüşüyor. Bir soru vardı. I have to read dersek diye. I have to read derseniz bu mesela güzel bir örnek. Mesela işte I have to read diyorsunuz. O bu kitabı okumam lazım. Demek ki öğretmen belki hoca profesör size şey olarak verdi onu. Bir ödev olarak verdi. Okuman lazım. I have to read diyebilirsiniz. Hey, we have to read the first chapter. İlk bölümü okumamız gerekiyor. İşte burada mesela have to. Ama işte güzel kitap oku tavsiye ederim anlamında you must read that book. You should da diyebilirsiniz de must'ı daha çok kullanırlar. Özellikle okumasını tavsiye ederseniz o kitabı. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de have to'nun öyle bir kullanımı var ki don't have to dediğinizde anlam değişiyor. Mesela must'ın olumsuzu ne? Mustn't. You mustn't do that. Bunu yapmamalısın. Ama have to'nun olumsuzu don't have to anlam tamamen değişiyor. Yapmamalısın anlamına gelmiyor. Yapmana gerek yok anlamına geliyor. Dolayısıyla have to'yu olumsuz kullanacağınız zaman must'a dönüştürmeniz lazım. Çünkü have to'yu olumsuz kullanacağınız zaman anlam değişiyor. Yani I have to read that chapter. Bu chapter'ı okumam gerekiyor. I don't have to read that chapter. Bu chapter'ı okumamam gerekiyor anlamına gelmiyor. Bu chapter'ı okumama gerek yok. Yani I don't need to gibi oluyor. Hey guys, you don't need to read chapter 2. İkinci chapter'ı okumanıza gerek yok. Bakın anlam tamamen değişti arkadaşlar. You don't have to dediğinizde anlam tamamen değişiyor. Have to ve don't have to. Bir de dediğim gibi must gelecek zamanda kullanıldığında will have to'ya dönüşüyor. Geçmişte kullanıldığında have to'ya dönüşüyor. Must'ın kullanımı çok dar dairede bir kullanım arkadaşlar. Genelde have to biraz daha geniş kullanılıyor. Must'ı geçmişte kullandığınızda have to'ya dönüşüyor. Bir de must have'dan kalıbı var. Onu past modullarda anlatırız. Must'la have to'nun öyle bir farkı var. Bir de have got to kalıbı var. Artık çok kullanılmıyor. O da have to'ya benzer bir kalıp. Zaten o have got to'yu gotta go veya gotta'ya çevirmişler. Have got to gara olmuş. Biraz daha böyle günlük kullanımda böyle bir şeye dönüşmüş arkadaşlar. Must'la have to bu şekilde. Should'dan bahsedeyim. Should genelde mesela birine bir tavsiyede bulunurken hani mesela after each meal you should brush your teeth. Her yemekten sonra dişlerini fırçalamalısın. Burada should kullanılıyor daha çok arkadaşlar. You must da diyebilirsiniz. Fakat should biraz daha böyle büyüğün küçüğe tavsiyesi gibi de kullanıldığı için should'u daha çok tavsiye ediyorlar.
You should brush your teeth. Yani must olursa yanlış olur mu? Olmaz. You must brush your teeth de diyebilirsiniz arkadaşlar. Hatta have to bile diyebilirsiniz yani. Hani insanlar anlar yani. Ha mesela şöyledir. O kişinin mesela dişleri zayıftır. Daha böyle bir iki ekstra çürüğü vardır. Onun mutlaka artık fırçalaması gerekiyordur normal bir insana göre. Orada daha böyle have to kullanılır ama normal böyle günlük tavsiyelerde you should brush your teeth after each meal. You should drink at least 5 glasses of water every day. Mesela her gün 5 bardak su içmelisiniz. Mesela doktor size tavsiyede bulundu. Bu tam should'a uygun bir şey arkadaşlar. You must, gereksiz burada. You should drink 5 glasses of water every day. Her gün işte 5 bardak su içmeniz lazım. 10 bardak su içmeniz lazım derken should'u kullanıyorlar. Bir de yakın gelecekte olması beklenen bir şeyde de should kullanılabiliyor. Mesela they should be here by noon. Yani öğleye kadar buraya gelirler ya da gelmeliler gibi çevirmeyelim de. Yani öğleye kadar burada olurlar derken they should be here by noon. Because he called me 2 hours ago. İki saat önce beni aradı. He called me 2 hours ago. And he said he was on his way. Bak dikkat ettiniz mi? He is on his way demedim. He was on his way dedim. Is'i was'a dönüştürdüm. Çünkü o kişi şey dedi. Hey, I am on my way. Oh, did you hear that? He said he was on his way. He's coming. Geliyor. O yüzden yoldayım dedi. O zaman öğleye kadar burada olurlar. O zaman nasıl deriz bunu? %100 değil. %100 olsa he will deriz veya they will deriz. But they should be here by noon. Ya da he should be here by noon. Öğleye kadar buraya gelir. Bitirişte bir ekstra bir soru var. Onu bitirişte bir şey yapalım. Cevaplamaya çalışayım. Kelime listesiyle alakalı bir soru var. Should'un böyle bir anlamı var. Should'un bir diğer anlamı da arkadaşlar şey gibi de kullanılıyor. Bu gene if clause'larda nasıl örnek vereyim? If he should leave his father would die. Yani babasını terk ederse babası ölür. Bu aslında şeyde de geçen bir tabir. Eski ayette, Tevrat'ta geçen bir ifade bu. Bir şeyle alakalı, bir peygamberle alakalı anlatılıyor. Babasını terk ederse babası ölür. If he should leave his father would die. Bakın will die demiyor, would die diyor. İki tarafta should ve would birbirini dengeliyor gibi. Böyle de bir kullanım var. Biraz daha eski bir kullanım. Çok günümüzde kullanılmıyor. Ama bu da var olan bir kullanım arkadaşlar. Need'le bitirelim. Bir saat olmak üzere. Need de gene bazen obligation, bir duty anlamını şey yapıyor. You need to pay your taxes mesela. Vergilerini ödemen lazım. Burada need kullanılıyor. Böyle bir kullanım var yani. You have to da olur burada. You have to pay your taxes veya you need to pay your taxes. Bir de yalnız don't need to, don't have to gibi bir anlama geliyor. Mesela özür dilemene gerek yok derken you don't have to apologize da diyebilirsiniz. No need to apologize da diyebilirsiniz. Bakın you don't need to demedim. No need to apologize. Yani özür dilemene gerek yok. Zaten oradaki no şey anlamına veriyor. Olumsuz anlamı veriyor. No need to apologize. Özür dilemene gerek yok. Mesela bakın need'in böyle bir kullanımı var. In need of var. Gerçi bu biraz isim kullanımı da hani evin şeye ihtiyacı var. Mesela this house ya şey dersiniz this house needs repair. Bu evin tamire ihtiyacı var. Ya da this house is in need of repair. Bu evin tamire ihtiyacı varken de bu şekilde kullanabilirsiniz.
Need de bu şekilde. Hani bir şeyin lazım olması, gerekmesi. Mesela şey diyebilirsiniz. If the need arises, yani ihtiyaç olursa ya da ihtiyaç halinde, you can always call me at home. Yani beni her zaman arayabilirsin gibi. Evden arayabilirsin falan. If the need arises. Bu da dikkat ederseniz isim hali olarak kullandım gene. Need'in çünkü çok böyle isim kullanımları var. Ama normalde need to, hey I need to do that. Yani bunu yapmam lazım. Biz genelde şöyle bir şeyi hep need'i ihtiyacım var diye çeviriyoruz. Kötü bir çeviri bu arkadaşlar. Need'i ihtiyacım var diye çevirmeyin. Evet, bir şeyimiz de demiş ki dersi 2 dakikada bitirmem gerekiyor. Evet, I need to finish the class in 2 minutes, guys. I need to finish the class in 2 minutes. I don't have to. Yani bitirmem gerekmiyor. I don't have to. Çünkü öyle bir kanun yok. İstersen 1 saat daha uzatırım. Gerçi kimse kalmaz ama hani anlatmak için söylüyorum. Ama öyle bir gereklilik var. Mesela siz de bana şey diyebilirsiniz. You should, yani bir tavsiye gibi, you should finish it now. Yani artık bitirsen iyi olur. Kardeşim yorulduk, yeter artık falan gibi. You should finish it. You must biraz ağır olur orada. Biraz emrivaki gibi oluyor ama you should diyebilirsiniz. Veya you need to veya da I need to diyebilirim. Bitirmem lazım. Burada bitirelim. Bu kadar uzun sürmeyecek past modal konusunu işlememiz lazım arkadaşlar. We need to talk about past modals. We need to talk about them because they are significant. Important yerine significant'ı kullanın. Her zaman important'ı kullanmayın arkadaşlar. Amerika'da en çok kullanılan kelime listesi bu. İhtiyaca göre değişir. Benim size tavsiyem kelime listesinden ziyade böyle günlük hayatta kullanılan kalıpların geçtiği çok da ucuz olan böyle 5-10 dolara satılan Speak English Like an American diye bir kitap var. Chat'te de yazayım arkadaşlar. Speak English Like an American. İnce bir kitap. Hatta bunu eskiden CDC ile birlikte satıyorlardı. Bence CDC ile birlikte alın. Çünkü oradaki konuşmaları duyun aynı zamanda. CD'sini de dinleyebilirsiniz. Çok güzel bir kitap. İnce ve çok faydalı. Kelime listesi, çünkü direkt böyle bir kelime listesi vermek zor. Amerika'daki günlük hayatla alakalı. Fakat işte böyle bizim videolarımızda bu derslerden bahsettikçe böyle kelime listeleri, bazı şeyler karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Benim örnek verdiğim cümlelere bakarsanız orada mesela değişik kalıplar kullanıyorum. Bu videoyu o yüzden bence en az bir kere daha dinleyin ki not alarak hangi kalıpları kullanmışım günlük hayatta, işte telefon açma, mesela telefonu açma örnekleri veriyorum. Birisiyle konuşurken yaptığı örnekler veriyorum. Yani örnek kelimelerimi, cümlelerimi onları not almanızı tavsiye ederim mutlaka. Bu şekilde daha faydalı olur. Yani bir şeyin, bunun direkt bir reçetesi yok arkadaşlar. O yüzden yavaş yavaş bazı şeyleri biraz da sizin gayret gösterip artık kendinizi Amerikalı konuşma arkadaşımı bulursunuz, şey mi yaparsınız. Yabancı sitelere girip işte orada haberlerin altına yorum yazın, yorumları okuyun. Bunlar gerçek İngilizce arkadaşlar. Benim düşünceme göre günlük hayat İngilizcesi, gerçek İngilizce demeyeyim de günlük hayat İngilizcesi, YouTube yorumlarını okuyun. Haber sitelerinde mesela Yahoo'nun News'e gidin. Yahoo News. Yahoo'nun haber sitesinde, çünkü mesela CNN'de haberlere yorumlar gözükmüyor. Ama Yahoo'da gözüküyor. Bazen binlerce yorum oluyor. O yorumları okuyun arkadaşlar. Yaşayan günlük İngilizce o yorumlarda mevcut. Resmi İngilizce biraz daha kibar ve düzgün İngilizce o haberin kendisinde yazıyor. Fakat günlük konuşma dili YouTube videolarının altında, bir şarkı videosunun altına gidin. Mesela açın arkadaşlar en popüler şarkıları, işte 300-500 milyon kez dinlenmiş şarkılar var mesela. Birkaç milyon kez dinlenmiş şarkılar var. Orada binlerce yorum var. O yorumları okuyun arkadaşlar. Çok mesela güzel kalıplar göreceksiniz orada. İnsanların birbirine hitap ederken kullanıcı. Veyahut da işte benim en sevdiğim haber değildi aslında bu. Mizahla araştırmacı
gazeteciliğin iç içe kullanıldığı John Oliver'ın Last Week Tonight isimli programına gidin arkadaşlar. Zaten onun Last Week Tonight'ın kanalı 8-9 milyon abonesi var arkadaşlar. Last Week Tonight'a gidin, John Oliver yazın. Son 5-6 senedeki bütün videoları izleyin arkadaşlar. Çünkü araştırmacı gazetecilik yapıyor. Her konuda böyle sosyal her meseleye dikkati çekiyor. Ve mesela en son 1-2 hafta önce Uygur Türklerinden bahsetti. Çin'de zulüm gören. Her türlü konu arkadaşlar. Ve orada her videonun altında, çünkü her video birkaç milyon izlendiği için yüzlerce binlerce yorum var. Çok güzel aklı başında yorumlar var. O yorumları okuyun. O yorumlarda ne demek istiyor? O çok güzel kalıplar var falan diyor, şey yapıyor. Onları mesela öğrenin. Orada anlamadığınız bir kalıp olursa gelin bir sonraki videoda konuşalım, şey yapalım. İnşallah bu şekilde bitirelim. Biraz 5 dakika geçtik, kusura bakmayın. Ama size her hafta bu böyle bir videonun eşliğinde bir tane de tavsiye videolardan, kaynaklarda bulunayım inşallah. Çok teşekkürler. Güzel bir katılım oldu bugün. Bayağı bir katılım oldu. Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Muhtemelen çarşamba günü gene birkaç gün sonra gene görüşmek üzere. Bu sefer past modullardan bahsedeceğiz. Tamamen farklı bugün anlattıklarımdan ama çok önemli. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi pazarlar diliyorum. Esen kalın.